Sevgili izleyicilerimiz, Türkiye Hastanesi YouTube kanalına hoş geldiniz. Açılın Ben Doktorum adlı farklı bir konseptle karşınızdayız. Bu konseptimizin içerisinde hastanemiz doktorlarının kimi zaman duygusal, kimi zaman komik hikayeleriyle karşınızda olacağız. Farklı hikayelerini dinleyeceğiz, farklı yönlerini göreceğiz doktorlarımızın. Bu arada adettendir, kanalımıza abone olmayı ve bizleri beğenmeyi lütfen unutmayın. İyi seyirler. Cem Bey, programımıza hoş geldiniz. Türkiye Hastanesi'nin YouTube kanalında Açılın Ben Doktorum isimli yayında sizlerle birlikteyiz. Bu programda birazcık istedik ki sizin hekimliğinizin yanında insani yönlerinizi de öne çıkaran bir yayın olsun ve izleyicilerimizi sizin o insani yönlerinizi bir araya getirmek istedik. Çok hoş geldiniz tekrar, sağ olun zaman ayırdığınız için. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Teşekkür ederim. Benim doğru, haklısın. Hep bilimsel içerikli programlar yapmaya çalışıyoruz. Bilimsel demeyelim, hep bilgilendirici şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bizim nasıl kişilikler olduğumuzu merak ediyorlarsa insanlar, ben memnun olurum böyle bir diyalog ve program yapmaya. Yani yine bilimselden başlayalım istersen. Bursa doğumluyum. Bursa Erkek Lisesi'nden sonra da İstanbul'a gelip Çapa Tıp Fakültesini bitirdim. Arkasından Cerrahpaşa'ya geçtik. Cerrahpaşa'da 6 yıl ihtisastan sonra da hep özel sektörde çalıştım. Aslında Türkiye Hastanesi de ilk başladığım ve o günden beri devam ettiğim hastanelerden birisi. Neredeyse 19-20. Yıla doğru geliyor burası da. Lisede Bursa'daydınız. Sonra üniversiteye İstanbul'a geldiniz. Şöyle oldu. Lisede aslında yatılı olarak Antep'te Fen Lisesi'nde başladım. Yaklaşık 1,5 yıl orada okudum. 2. yılın sonlarına, ortalarına doğru Bursa Erkek Lisesi'ne geçtim. Bursa Erkek Lisesi'nde de 1,5 yıl okuduktan sonra Bursa Erkek'ten mezun olup oradan İstanbul'a Çapa Tıp Fakültesi'ne geldim. Oradaki geçiş sebebiniz neydi peki? Ya yine katsayılardı. Bu şimdi de aslında öğrencilerin başındaki olan problem. O zaman çok ağır ve ilk çıktığı yıllarda aslında. Yani Fen Lisesi'nden mezun olanların inanılmaz bir puan kaybı oluyordu. Birçok arkadaşımla birlikte Fen Lisesi'nden ayrılıp başka normal liselere geçme durumumuz oldu. Ama Bursa Erkek Lisesi benim hep ailemin okuduğu bir okuldu. Ben zaten Bursa Erkek Lisesi'ni istiyordum işin aslı. Bir de yatılı okumak lisede biraz ağır bir iş geliyor. Onun için Bursa'ya gelmek ve Erkek Lisesi'ni bitirmek hoşuma da gitti. Orada da zaten Fen Lisesi'nden geldiğimiz için daha zorlandığım bir okulda olmadı işin aslı. Peki tıp fakültesini seçmeye nasıl karar verdiniz? Böyle başka hiçbir şey düşünmedim. Benim hiçbir meslek hayatımda olmadı. Hiçbir mesleği de yaparım diye düşünmedim. Hala da düşünmüyorum. Yani bu mesleği yapmıyor olsam acaba ne yapardım diye düşündüğümde bir meslek aklıma gelmiyor. Çocuk cerrahisi yapmayabilirdim. Yani, bunu da soracağım. Evet, bir başka branşı yapabilirdim. Yine cerrahi branşlardan yapardım diye düşünüyorum. Dahili branşları yapamazdım. Ama hiçbir şekilde başka bir meslek hayatımda hiç şey olmadı. Peki çocuk cerrahisini neden seçtiniz? Yani neden çocuk cerrahisi? O bir kazaydı. Nasıl bir kazaydı? Ev arkadaşımın abisi çocuk cerrahisinde asistandı. Israrla sakın çocuk cerrahisini seçme dedi. İşte bir şeyi yapma deyince yapılıyor ya. Vardır bunda bir hikmet diyerek. Aslında şöyle, bu tabii etkili oldu. Sevgili Nizamettin abim hocamdır. Cerrahpaşa'dan da mezundur. Şimdi Uludağ Üniversitesi'nde profesör. Nizamettin abinin gerçekten çok zor bir branş olduğunu, çok meşakkatli bir iş olduğunu söylemesine rağmen hep aklımın köşesinde çocuk cerrahisi oldu. Çünkü çocuklarla ilgilenmek, çocuklara ameliyat etmek keyifli bir şey gerçekten. Ama zor bir branş. Fakat TUS tercihlerini yaparken, uzmanlık sınavı tercihlerini yaparken son gecede aldığım kararla yer değiştirdim. Aslında bunun önünde kulak burun boğaz vardı, ortopedi vardı ve kalp damar cerrahisi vardı. 4. tercihimdi çocuk cerrahisi. Bunu 2. tercihe aldım. O zaman Cerrahpaşa oldu. Çünkü diğer tercihlerde devlet hastaneleri vardı. Ben de üniversite hastanesi olsun istedim. Cerrahpaşa o anlamda gözüme iyi görünüyordu. Çapa mezunuyum. Üzerine Cerrahpaşa'da ihtisas yapmak da yine iyi görünen bir şeydi benim için kariyer açısından. O nedenle de çocuk cerrahisi tercih olarak oldu. Şimdi çocuk cerrahisinde çocuk faktörü var. Ama onun daha öncesinde sanki öne geçen bir aile faktörü var gibi değil mi? Orada anneler ve babalar işin içerisinde. Kesinlikle. Yani aslında mesleği zorlaştıran kısım bence bu. Yani ben ameliyat yapmaktan, hasta poliklinik yapmaktan çok yoksunmuyorum. Ama sonra annelerle, taburculukta, ailelerle ameliyat sonrasındaki diyaloglarda çok gerçekten zorlanıyorum. Neden? Çünkü hasta olan çocuk Ama sizin konuştuğunuz birey hasta değil. O nedenle hem hastanın ne durumda olduğunu anlamak durumundasınız, hem de aileye bunu anlatmak zorunda kalan sizsiniz. Yani bir cerraha hasta olarak geldiğinizde onu kendiniz derdinize ona anlattığınız için ve şifayı bulduğunuz için teşekkür ederim, onu yapabilirsiniz. Ama çocuğunuzu getirdiğinizde hem çok daha özendiğiniz bir şey, kendinizden bile daha çok özendiğiniz bir şeyi getiriyorsunuz. O nedenle çok daha alert oluyorsunuz. Çok daha belki de hani söylemek istemiyorum ama ajite oluyorsunuz. Ve onun üzerine de o tedavideki başarı, başarısızlık hepsi sizin için büyük bir sorun haline geliyor. Onun için çocuk cerrahisi, çocukla uğraşan bütün hekimler bir yandan o kadar enerjiyi de aileleriyle harcıyorlar. Bir de çocuk cerrahisi dediğimiz şey sadece işte sünnet operasyonuyla kısıtlı bir şey değil, değil mi? Hani sünnet operasyonları daha keyiflidir yani. Ameliyattır ama daha keyifli bir yerdedir. Türk toplumunda özellikle. Ama şimdi siz orada sadece onlarla ilgilenmiyorsunuz. Bir sürü farklı vakalar da mutlaka geliyor. Aileler de daha hassaslar. Dolayısıyla böyle orada işiniz bir tık daha evet zor gibi sanki diğer cerrahlara göre. Yani yok, ben sünnetle ilgileniyorum sadece. Sadece sünnetle? Tabii. Başka bir ameliyat yapmıyorum. Yaptığımı da gören var mı acaba? Duymuş mu? İlgileniyorsunuz diye düşünüyorum. Mesleğe ilk başladığım zaman meslek büyüklerimden bir abi bana şunu söylemişti. Gerçekten bu toplumda önemli bir sorun, önemli bir durum sünnet. Ya bu konuya kafanı yor biraz demişti. Yeni mezun olduğumda aslında hiç böyle bu kadar çok sünnet yapmayı düşünmüyordum. Ama gerçekten bütün cerrahi hayatımın çok büyük bir ağırlığını sünnet aldı. Yani bakıyorum ne kadarlık bir orandır bu diye, belirli herhalde %90 ameliyatlarım sünnettir. Ya bu çok önemli bir şey. Yani aslında ben bir süre sonra bunu fark edip zaten oraya doğru yönelttim kendimde. Yani bunu daha iyi nasıl yapabilirim? Daha konforlu nasıl hale getirebilirim? Hangi çocuğa nasıl sünnet yapabilirim? Yani sünneti yaş gruplarına göre nasıl acaba sistematik hale getirebilirim? Kafa yordum. O nedenle de evet birazcık da sünnetçi olduk yani, bundan da memnunum. Türk toplumunda da çok da önemli bir yere sahip diye düşünüyorum sünnet, değil mi? Türk toplumunda bir yeri var. Yok, hiç önemsemezler dedim sünneti. Hayır. Çok önemli bir yere sahip değil mi Cem Bey? Ya hayatında belki de geçirebileceğin tek cerrahi. Evet. Ve aslında çok önemli bir şey çünkü bütün hayatım boyunca bir kişiye sevgi ya da küfürlerini iletebilirsin bu sünnet sonrasında. Bu önemli bence. Yani çok aslında elegans bir cerrahi, çok önemli bir cerrahi. Bu cerrahi yaparken çok titiz ve özen göstermek lazım. Türk toplumunda çok büyük yeri var. Yani Türk toplumu için çok özel, çok önemli bir şey. Kesinlikle öyle. Doktorlukta kaçıncı sene bu yıl? Meslek hayatımın 25. yılı olacak tıp fakültesi mezuniyetimin. Nereden biliyorum, o da bir anda şey olur. Tabipler Birliği şey gönderdi, plaket vereceğiz şu tarihte diye. 25 yıl olmuş dedim. 25 yıl olmuş. Tıp fakültesi mezuniyeti 25 yıl. Uzmanlığım da işte 20. yılına geliyorum. Böyle dile kolay diyoruz aslında. Tabii. Çok hani böyle uzunca bir yıl. Çok. Unutamadığınız bir hastanız oldu mu? Ya böyle düşünce çok fazla hasta var. Ya benim şöyle şeyler oldu aslında. Yani düğününe gittiğim hasta oldu. Bebekken gördüğüm. Ya bebekken gördüğüm yani doğmuş. Elime gelmiş, ameliyat yapmışız Cerrahpaşa'dayken. Düğününe davet edildik, gittik. Aile dostu gibi olduk. Hı. Bazen akraba gibi oluyorsun. Kaybettiğim hastanın cenazesine gittim. Yani dramatik şeyler de var. Var. Evet, yani onun için hastalarda unutamadığın şeyler var mı? Unutamadığın hastalar mutlaka bilincine kazınmış olarak seni mutlu eden, üzen hastalar olarak var. Ameliyathanede kapılar kapanıyor ve siz orada çok eğlenceli bir ortam baş başa kalıyorsunuz. Tabii. Neler yaşıyorsunuz orada? Çok eğleniyoruz. Yani ameliyathanede işte sosyal medyada da bazen paylaşıyoruz. Güzel de oluyor. Aslında böyle çok gergin bir ortam yok. Benim ameliyathanemde yok. Hı hı. Yani neden benim ameliyathanemde yok? İşte ne dedim? Ağırlıklı sünnet yapıyoruz. Eğleniyoruz yani. Eğlenceli bir iş yaptığımız için de eğleniyoruz. Ama tabii bir beyin cerrahisi ameliyathanesi olsa onlar çok daha stresli oluyorlar. Ya da tümör cerrahisiyle uğraşan bir genel cerrahın ameliyat odasına girsen, yani böyle kimse seni görmez. Ben onlara gidip onlar da böyle arada nasıl strese giriyorlar diye bakıyorum cerrahlara. Biz de öyle yok, biz eğleniyoruz. Böyle ameliyathaneye hazırlanırken bir ritüeliniz var mı? Şunu da mutlaka yaparız dediğiniz bir şey ya da ameliyata nasıl hazırlanıyorsunuz? Eğer özel bir ameliyat yapacaksam mutlaka öncesinde ameliyatın hesabını yapıyorum. Hatta ameliyata girene kadar nasıl yapacağım, nereden açarım, nereyi bitiririm, estetik bir iş yapıyorsam özellikle. Yani hep acaba şuradan daha yara izi az mı bırakırım? Ya da acaba ben şu şeyi, ameliyatı buradan dönersem daha kısa mı olur, yoksa uzatmalı mıyım? İşte şuradan mı dönmeliyim? Bunun mutlaka matematiğini yapıyorum. Mutlaka bir gece öncesi de hesap ediyorum. Bazen rüyalarımda görüyorum. Bütün cerrahlarda da vardır bu. Yani ameliyata girmeden önce o ameliyata eğer çok kafanızda takıyorsanız o gece rüyanızda devamlı ameliyat yaparsınız. Birçok cerrahımız aynı cevabı veriyor. Çok net, vardır. Hepimizde vardır. Yapıyoruz mutlaka, rüyamızda mutlaka görüyoruz. Yapıyoruz. Mutlaka yapıyoruz. Ben de yapıyorum. Yani rüyamda ameliyatı görüyorum. Sabah uyanıp ameliyata giriyorum. Devamlı ona konsantre oluyorum. Ameliyattan önce fiziki olarak da kendimi, eğer uzun ve zor bir iş yapacaksam, hazırlıyorum. Yani o akşam erken yatayım diyorum. Fazla işte ne bileyim spor yapacaksam bu akşam zorlamamam lazım diyorum. Falan konsantre olmak gerekiyor. Yani sünnet yaparken bunlara, sünnetteki sadece sorun şu oluyor bende. Çok fazla sayıda sünnete bir güne koyduğumda, işte biliyorsunuz cumartesileri falan genelde öyle oluyor. Gelmeye devam ama bu böyle olsun. O zaman yani enerjimi böyle son vakaya kadar yüksek tutmaya çalışıyorum. O da artık alıştı. Maraton koşmak gibi oldu o da benim için. Yani daha fazla aslında antrenman yaptıkça, daha fazla ameliyat yaptıkça böyle biraz ısınıyorsunuz. Evet, önceden 5 tane sünneti, 10 tane sünneti yapınca böyle yoruluyorum. Ah, belim ağrıdı, boynum ağrıdı falan derken şimdi 15 yaptığımda hadi normal işimize devam edelim oluyorum. Çok öyle etkilemiyor artık. Böyle Türk filmlerinde olur ya, bir kaza gerçekleşir, biri mutlaka içlerinden bir oyuncu çıkar ve der ki açılın ben doktorum, müsaade edin der. Hiç böyle bir olayla karşılaştınız mı? Karşılaşmam, çünkü ben saklanırım. Neden saklanıyorsun? İyi bir doktor çıkar da ona bakarım nasıl yapıyor diye. Acaba nasıl müdahale ediyor diye. Ya böyle olaylar oluyor gerçekten. Bu aslında filmlerde oluyor ama bak bende şöyle bir şey oldu. Kırmızı ışıkta tam yeşil yandı, Taksim'in altında bir yerde. Ben arabayla harekete geçtim, çocuk önüme zıpladı. Yani arabanın kaputu yamulacak kadar da yazık, çarptım ben çocuğa. İndik hemen, işte ben sağında solunda ne var diye bakmaya çalışıyorum. İşte o arada ambulans çağrıldı, yakın bir yerdeydiler, hemen geldiler falan. Ben arabadan stetoskop çıkartmıştım ama bu arada dinliyordum. Geldiler, siz ne yapıyorsunuz falan dediler, dedim ben çocuk cerrahıyım. Orada gelenler de tabi ambulans ekibi, yani acilciler onlar. Onların bize getirdiği hasta grubu bu trafik kazaları. O zaman dediler biz hiçbir şey yapmıyoruz, siz ne diyorsanız o. İşte ben zaten orada bakmıştım, dalağında bir şey var mı, karaciğerinde bir kanama olmuş olabilir mi, bilinci ne durumda, bir kırığı çıkığı var mı diye. Zaten iyiydi çocuk. Ama hep beraber ambulansa koyduk, hastaneye gittik. Ben ambulans, hastanede şunları yapın dedim. Orada çocuk cerrahı yoktu, Taksim 2 adıma götürmüştük. Oradaki tetkikler yapıldı, başında bekledim. 3-5 saat sonra çocuk iyiydi, yine ben taburcu edebiliriz artık dedim, taburcu ettik. Sonra ben karakola gidip ifade verdim. Evet, öyle bir şey oldu. Peki doktorluğunuzun dışında neler yapıyorsunuz Cem Bey? Hobileriniz var mı? Ya çok yoğun çalışıyoruz. O nedenle itiraf etmek gerekirse çok hobilere vakit ayıramıyorum ama ben kamp yapmayı seviyorum. Doğayı seviyorum ve doğada, gece doğada geçirmeyi de seviyorum. O nedenle arkadaşlarımla, yalnız değil ama arkadaşlarımla yaz ya da kış mevsim ayırt etmeden gece kalabileceğimiz, kamp yapabileceğimiz, orada yatabileceğimiz yerler arıyoruz ve hafta sonları kaçıyoruz. Ha, çok sık da olmuyor. Yani yılda 5-6 kere yaptığım zaman şanslı sayıyorum kendimi. Uzun yıllar motosiklet kullandım. Ya çok akıllıca bir şey değil bir cerrah için. Sonra 12 yıl kullanmışım. 12 yıl sonra motoru bıraktım. Yani büyükçe motorlar kullandım. Onlar o bir hobi gibiydi hayatımda ama motor aslında bir hobi değil. Bir aslında yaşam felsefesi gibi kalıyor. Sonra onu bıraktıktan sonra işte bir tane ufaklık Vespa aldım. Şimdi yine onunla biraz takılıyorum. Onun dışında da gezmeyi çok seviyorum. Yani gezmek aslında bence sanıyorum en akıllıca yapılacak işlerden biri. Başka ülkeleri tanımak, orada insanlar nasıl yaşıyor, neler yiyorlar, ne yapıyorları görmek keyifli geliyor. Futbollarınız nasıl? Yok. Sevmiyor musunuz? Beşiktaşlıyım. Fanatik değilim ama safkan Beşiktaşlıyız. Yani babadan oğula aktarılıyor ya. Öyle öyle aktarılmış bir Beşiktaşlılık var damarımızda. Takımımı savunurum, takımın maçlarını izlemeye giderim. Fanatik değilim ama yılda mutlaka 3-5 maça giderim yani izlemek için. Evet. Mesleğinizin en sevdiği yanı nedir Cem Bey? Ya bu mesleğin en seveceğim yanı, insana itibar kazandıran bir meslek. Bu çok kesin. Yani dünyanın her yerinde doktor olmak bir özellik arz ediyor. Niçin? Çünkü sen en önemli olan şeyle, bir varlıkla, insanla ilgileniyorsun. Bir canlıyla ilgileniyorsun ve insanlar çok gerçekten hani sıkıntılı bir anında sana gelip mutlu bir şekilde gidiyorlarsa bu önemli bir iş yapıyorsun anlamına gelir. O nedenle iyi bir durum bu bence. İtibarlı olduğunu düşünüyorum. Bana güzel bir hayat sağladı bugüne kadar. Ben de hep keyifli yaptım işimi. Yani gerçekten iş gibi yapmadım. Hani öyle bir söz vardır ya, işi aslında iş olarak kabul etmezsen her gün işe gitmiş sayılmazsın. Ben de hiç işe gidiyor gibi değilim aslında. Her gün gelip keyifli bir şeyler yapıp eve dönüyorum. Sohbetimizin en başında da söylediniz zaten. Hani doktor olmasaydım ne yapardım bilmiyorum dediniz yani. Bu şey tamamen aidiyetle ilgili bir şey belki de. Evet, bir örneğim de yok biliyor musun? Yani hani şunu gördüm, çok iyi doktordu, ailemizde falan vardı. Falan abi çok şeydi, beni etkiledi. Ben ilkokuldan beri hep doktor olacağım dedim. Başka hiçbir meslek düşünmedim. Hep o hedefe doğru kitlenip devam ettim. O nedenle de zaten doktor olmak isteyen herkese benim tavsiyem bu. Eğer sen meslek olarak değil, doktor olmak üzere, yani içinde bir doktor olma duygusuysa, ki bu var insanlarda, aktarılıyor bu bir yerden. Bu duygun varsa doktor ol o zaman. Yoksa zaten bu mesleğe girme. Çok zor ve meşakkatli bir meslek yani. Çok uzun bir yol. Yani insanlar yarı yolda her şeyi elde etmişken sen daha hiçbir şey yoksun, hiç hayatında hiçbir şey olmuyor. Çok da uzun da bir süreç. Çok uzun bir süreç. Yani tıp fakültesi ve uzmanlığa hesap edersen, mecbur hizmetleri saymıyorum. Yani nereden baksan hayatının bir 15 yılı eğitimle geçiyor. Ondan sonra sen artık ben doktorluk yapmaya başlıyorum diyorsun. Para kazanmayı falan söylemiyorum. Ya o ana kadar ben doktorum diyecek bir pozisyon olmuyor. Çünkü hep böyle öğrenme aşamasındasın. Sana gelen hastalar bile sana öğretme aşamasında. Yani sen daha yeni mezunken hasta sana gelir ve bana şu ilacı yaz, ben şuyum var der. Düşünüyorsun, biliyor ya aslında, doğru evet o var dersin. Senin ancak böyle bir uzman olarak masaya yemeğini koydun, bu söylediğim yapılacak, ben doktorum dediğin an 15 yıl. Öğrenme hiç bitmiyor. O hiçbir zaman bitmez. Her zaman yani bir ameliyatın biz cerrahlar olarak daha yeni yapılma şekli, yeni bir aletle yapılma şekli, laparoskopik robotik bir şeyleri hep ekleniyor. Yani ve sen o teknolojiyle birlikte gelen gelişmeyi kabul etmiyorsan ve takip etmiyorsan zaten hemen sistem seni dışarıya atıyor. Önce hep update etmek zorundasın kendini. Biraz bahsettiniz ama tıp fakültesi öğrencilerine de buradan bir kez daha söylemiş olalım. Özellikle hani bu doktor olmayı seçenler için şunu da ekleyeceğim diyenizde bir şeyler var mı? Artık sohbetimizin de sonuna geliyoruz çünkü. Ya zaten tıp fakültesine girmiş ve doktor olmayı bilinçli seçmişse ona meslekte başarılar diliyorum. Ama eğer bilinçsiz seçmişse ve içeride bocalıyorsa, ben bu işi yapabilir miyim soruları hala varsa, ben mesela tıp fakültesinin, ya zaten girene kadar da öyle bir şey düşünmediğimi anlattım ama tıp fakültesi içinde falan hep ayrılan arkadaşlarımız oldu. Hep onlara hayretle baktım, niye girdiler ki diye. Onun için tıp fakültesine girdiğinde bu mesleği başka hiçbir meslekle kıyaslamamak lazım. Çok net söylüyorum, başka hiçbir mesleğe benzemez. Her mesleğin çok incelikleri, çok özellikleri, çok güzel ve tatmin edici yanları olabilir ama bu meslek farklı bir meslektir. Burada yapacağınız bir hata bir yaşama son verebilir. Yapacağınız bir başarı da o insana müthiş bir şey kazandırabilir. Bir hatayla sakat bırakabilirsiniz. Yani çok basit bir şeyi yanlış yaptığınızda, dalgınlıkla, kafanızdan çevirerek yaptığınız bir şeyle hayat boyu insanlar mücadele etmek zorunda kalır. Buna hakkımız yok. O nedenle öyle bir mesleğin içindeyiz ki doktorlar bu sorumluluğu omuzlarında hissetmeleri lazım. Doktor olacak olan arkadaşlarıma da, meslektaş adaylarıma da bunu hissediyorlarsa girmelerini öneririm. Cem Bey, hayatta kalmak için mi yemek yiyenlerdensiniz yoksa çok iyi yemek yaparım diyor musunuz? İki soru birbirine çok... Hangisi? Yemek, hayatta kalmak için yemek yemem ama saçma sapan yemek de yemem. Tamam. Yemek olmak için iyiyim diye de yemek yemem. Hı hı. Ama bunu yediğim bir dönemler oldu, yatılı okul okuduğum zamanlarda. İnsan gerçekten aman aç kalacağım diye yiyor. İyi yemek yapar mısın sorusuna çok net yani yaparım. Evet, en iyi yaptığınız yemek nedir? Her şey yaparım ben. Yani kuru fasulye de yaparım. Hı hı. Dolma da yaparım. Böyle iddialı olduğunuz bir şey mi vardı mutlaka? Hayır, mutfakta iddialıyım. Ya ben el lezzetinin önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bir insanın eli yemeğe yakışmalı. O attığı tuzu ya da işte bir şeyi oranını böyle hesaplamadan yapabilmeli. Mesela bir yemeği baharata boğmamalı gibi diye düşünüyorum. O nedenle ben yemek yaparım, çok da lezzet yaparım. Güzel de yemek yaparım diyorsunuz. Yaparım. Cem Bey, çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için, bize vakit ayırdığınız için. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Sağ olun.